Zeynep kol koparan, sokağa çıkma kısıtlamasında eşiyle kahvaltı ediyordu. Birden nöbet tutan polisleri gördü. Lokmalar boğazından geçmedi. Sofrasında ne varsa onlara da götürdü. Türkiye'nin yüreğini ısıtan o anlar geliyor şimdi ekrana. Şimdi burada otururken bir şeyler yerken baktım onlar orada görevinin başında. Dayanamadım, kalktım. Hiç onlara bir şey söylemeden hazırlayıp götürdüm. Sofrasında ne varsa yarısını aldı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle nöbet tutan polislere verdi. Bu bir dayanışmadır. Şu an hepimizin dayanışmaya ihtiyacı var. Sokağa çıkma kısıtlaması var ama iyiliğe kısıtlama, engel yok. Onun en güzel örneği Esenyurt'ta bu sabah yaşandı. Zeynep Hanım burada eşiyle birlikte kahvaltı yapıyordu. Polisler de aşağıda nöbet tutuyordu. Onları gördü. İhtiyaçları olmadığı halde içinden geldi ve sofrasında bulunan yemeğin aynısını onlara götürüp verdi. Sabah burada kahvaltı ediyorduk. O nedenle baktım polis memurları aşağıda, görevlerinin başındaydı. Bu nedenle de üzüldüm. Benim her zaman olan işte sigara böreğimi sardım, bir çay demlemiştim. Termosa koydum. Kendilerine götürdüm. Çünkü biz burada yerken onlar görev başında. Bir vatandaş da yürek ısıtan o görüntüleri kaydetti. Bu bizim insani şeyimiz. Türk milleti bu anlamda biliyorsunuz hassastır. Ben de onu yaptım. İyilik de her şey de gizli olur ama siz gördünüz, geldiniz, sağ olun. Koronavirüse karşı tek yürek mücadelenin en güzel karelerinden birine dönüştü o anlar. Tabii polis nöbeti 24 saat sürecek. Zeynep Hanım akşam olduğu zaman yine yemek yapacak ve yaptığı o yemekten yine polislere ikramda bulunacak. Allah ne verdiyse onları yapacağız. Eğer gene olursa onlarla da paylaşırım tabii ki her zaman için.